kekte biraz acı hissettim galiba. Yani biter çikolata olur ya. Bu acı biraz yakışmamış. Ama acı bitter çikolata yok içinde. Ya anlıyorum ama yine de bunu hissettim. Bunun dışında çok güzel. İlyas'ın Sinem'in keki için yaptığı o acılık meselesini çok anlamadım. Çünkü çok bir acılık yoktu kekinde. Yani ne çikolatadan gelen kaynaklanan bir acı vardı, ne meyvelerden kaynaklanan bir acı vardı. Sadece unlu hazırladığı kremanın hafif bir burukluğu vardı. Yani bir un tadıyordu ciddi şekilde ve insanın ağzında buruk bir tat geliyordu. Belki hani birazcık Türkçesinde ufak tefek kelime sıkıntıları yaşadığı için o burukluğu acı diye algılatmış olabilir ama hafif bir burukluk olduğu doğru. Buse sadece ve sadece vişne tadı alıyorum. Başka hiçbir tat yok içinde. Sadece normal, hiç işlenmemiş vişne varmış gibi geldi bana. Bir de ben ekşi sevmiyorum. Eline sağlık. Diğer meyveler oranına biraz daha azaltmıştım vişne oranını, ekşi olmasın diye. Belki de vişne kısmından almıştır. Çünkü karışık meyveler vardı. Belki de o yüzden sadece vişne tadı almıştır. Meyve şöleninden çok uzak bir. Hiç meyve ile alakası yok ama bugün çikolatalı bir konsept yapsaydık harika. Ellerine sağlık, çok güzel oldu. Çok gerçekçi bulmuyorum bu lafları. Nedenini sorarsanız ortada bir ürün var. O ürüne sadık kaldım. Dışına da meyveler olması çok normal. Yani o meyveleri tavada mı çevireyim? Nasıl yapayım? Fırında mı kurutayım? O zaman da kuru derler. Yani en azından taze meyveyi koydum. Ha şöyle bir yanlışım olabilir. Biraz bütün koymuş olabilirim ama yani bir zahmet keseceksin onu yani. İçindeki kremasının peyniri biraz fazla geldi bana. Evet, bütün olarak yediğimde evet güzel ama kremasını ayrı yediğimde bayağı bir peynir tadı geliyor. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Sinem'in Canan'ın kremasından çok peynir tadı alması enteresan. Ben çok almadım. Hatta benim aldığım kısımlarda biraz meyve bile denk geldi içinden. Emel'in tadımında hiç meyve gelmedi. Yani özellikle o meyveyi arayıp buldu. Çok aşırı bir labne tadı gelmiyordu açıkçası. Genel bütünlüğü içerisinde hoş bir krema tadı vardı. Onun tek handikapı bence biraz fazla akışkan olmasıydı. Kekini vişne suyuyla veya ıslak olmasını beklerdim. Ama eline sağlık. Sütle ıslattım ama çok mu kuru olmuş keki? Evet. Demek ki yeterince ıslatamamış. Kekinin kıtır olmasının sebebi nedir Kaan? Tavanı yağladım. İyi pişirme olabilir mi? Üzerine çikolata düşünmen çok güzel olmuş ve vişnelerin. Ama kekin kıtır yani. Yoğun bir kek olmasına rağmen kuru bir kek değildi. Üstündeki meyvelerin dekore edilişi ve elmaların adeta çekirdek emininde gözükürcesine biraz vahşice üstüne atılmış oluşunu estetik açıdan ben çok güzel buldum. Çok klasik görünüyor. Yani meyve şöleni deyince böyle cıvıltı bekliyorum. Ama o cıvıltıyı alamadım. Kreman güzel. Uyumu da güzel ama boğazımdan geçemedi. İhsan'ın yorumuna çok katılmıyorum. Önceki tabaklardan çok yediği için olabilir geçmemesi. Ona veriyorum. Kreması birazcık yavan olmuş, evet. Hani belki altına bir muhallebi kullansaydın daha tatlı bir şey olabilirdi ama onun dışında keki ve nektarisi bence bundan çok sonra güzel. Öyle yaparım. Zayde 2 gündür benim
tabağımı yetersiz buluyor. Bana neden taktığını anlayamadım. Teşekkür ederiz Zahide. Evet, Zahide de tadımını bitirdiğine göre artık hepinizden en az beğendiğiniz tabakları duyma vakti geldi. Teşekkür ederiz. Geçelim artık teknik bölüme. 40 dakika süreniz var. Yufkadan mini börekler yapacaksınız. Bugünün adayı olarak seçtiğimiz tabak. Ve artık en az beğendiğiniz tabakları önce sebebi sonra kimin olduğunu söyleyerek belirtme vakti. Taha senle başlayalım. Ben İhsan arkadaşımız yazdım. Sade kıtırla hoşuma gitmedi ve fazla uğraşı göremedim. Bu yüzden İhsan arkadaşımız yazdım. Taha benim tabağım için lezzetli fakat emek harcamamış dedi. Onun harcadığı emek de ortadaydı açıkçası. O eleştiriyi bana yapmasını yersiz buldum. Canan? Ben gereğinden fazla ekşi olduğunu düşündüğüm için Buse arkadaşımıza yazdım. Kaan? Canan arkadaşıma katılıyorum. Ve bir şey eklemek istiyorum. Benim damağıma uymadı. O yüzden Buse arkadaşımıza yazıyorum. Buse? Pek meyve tadı alamadığım için ve kremasını beğenmediğim için Canan arkadaşımıza yazdım. Buse adımı söyledi. Onun tabağını tadarken onu yazacağımı hissettirdim sanırım biraz. Çok ekşi olduğunu söyledim. Bence biraz stratejik davrandı bu konuda. İlyas? Keki bana biraz kuru ve acı geldiği için Sinem arkadaşımı yazdım. İlyas zaten kekimde bitter çikolata olduğunu zannetti yani. Onun verdiği o benim için geçersiz verdi ama geçersiz yani. Sinem? Yaptığı lezzet çok ekşi olduğu için ben de Buse'yi yazdım. İhsan? Ben de sadece kekinin kuruluğundan dolayı Sinem arkadaşımı yazmak zorunda kaldım. Ve son olarak Zahide. Ben tatlısına göre kremasını biraz az bulduğum için, yetersiz bulduğum için İhsan'ı yazdım üzülerek. O zaman sizin yaptığınız değerlendirmelere göre bugün en az beğenilen tabaklar arasında Buse, Sinem ve İhsan. Siz üçünüzün tabakları arkadaşlarınız tarafından en az beğenilen tabaklar olmuş. Bunlarla ilgili biz de fikirlerimizi söyleyelim. Evet, hızlı hızlı söyleyecek olursak Buse'nin tabağı benim ağız tadıma uygundu ama üstteki çikolatalardan gerçek tatlıya ulaşamadım. Onlar kalabalık etmese daha iyi olabilirdi. Sinem, senin kekin birazcık sıkışmış ve kuru gibiydi. İçine koyduğun süt birazcık daha bastırmış onu. Üstündeki meyveler ve krema ile beraber, yaptığın pastacı kreması ile beraber olayı biraz kurtarma şansın varken bir de üzerine pastacı kremanın biraz fazla un tatmasından dolayı bir hayli sıkışık bir tattaydı. Ve son olarak İhsan, senin bugün yaşadığın talihsizlik aslında sadece sana talihsizlik. Tabii. Senin bugün bence en büyük yaşadığın sıkıntı kararsız kalman. Çünkü kesinlikle. Mutfakta hayat gibi en kötü karar kararsızlıktan iyidir. Sadece küçücük bir parça çıkartarak koyduğun alt tabanının tamamını bir taban olarak kullanabilirdin. Tezgahın üzerinde duruyordu ve sen kullanmamayı tercih ettin. Oysa ki kullanabilirdin. Tatlını daha iyi şekilde kurtarabilirdin. Bu kadar kurtarman seni kurtarmadı. Evet, maalesef. Tabağım görsel olarak yetersizdi fakat lezzet olarak hiç yetersiz değildi. Arkadaşlarım kendi gözünde kendi yaptıklarını büyüttüğü için de benimkini küçük görmüş olabilirler. Ve
Geçelim artık teknik bölüme. Bugün teknik bölümde siz üçünüz varsınız. Diğer arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Size de teknik etapta başarılar diliyorum. Teşekkürler. 40 dakika süreniz var. Yufkadan mini börekler yapacaksınız. Harika gözüküyor değil mi? Hayır. Benim onu yeneceğim hissi var onda büyük ihtimalle. Ki öyle hissediyorum ki öyle de hissettiriyor. El lezzeti. Bende olan. Bende daha fazla olan. Hiç şansın yok gibi gözüküyor biliyorsun ama. Arkadaşlar, teknik etapta bugün 3 kişi yarışıyorsunuz. Şanslısınız ama. Çünkü çok kolay bir tarif var elinizde yapacağınız. Ve çok hızlı, pratik ama kurallara harfiyen uymanız gereken bir teknik etapla karşı karşıyayız. Yufkadan mini börekler yapacaksınız. Başlangıç ve bitiriş için toplam 40 dakika süreniz var. Hepinize teknik etaptaki adımları çok dikkatli şekilde okumanızı ve uygulamanızı öneriyorum. Çünkü kalan süre içerisinde belki yetiştirmek için ikinci şansınız olmayacak. Hazırsanız teknik etabı başlatıyorum. 3, 2, 1 ver fırına. Kolay gelsin. Teknik etapta İhsan, Buse ve Sinan mücadele edecek. 40 dakika içinde yufkadan mini börekler yapmaları gerekiyor. Etapın sonunda jüri her teknik etapta olduğu gibi kimin tarifini tattığını bilmeden değerlendirmesini yapacak ve bir yarışmacıyı eleme adayı olarak seçecek. Bakalım bugünün eleme adayı kim olacak? Bugün de teknik etaba kaldım. Sinan ve Buse ile yarışıyorum. Tarifimizde yufkadan mini börek var ve bu tarif beni zorlamayacak. Yarışmacılar kısıtlı süreleri olduğu için tariflerini dikkatle okuduktan sonra hiç vakit kaybetmeden hazırlıklarına başlıyor. Bugün de teknik etaba kaldım. Kararsızlıklarımın sonucunu yaşıyorum. En iyi sonucu bu sefer elde edeceğime inanıyorum çünkü gerçekten de kararımı verdim. Tarifimi iyice okudum. Öncelikle teknik etaba kaldığım için biraz üzüldüm. Ama teknik etaba kalmayı da bekliyordum açıkçası. Çünkü yaptığım, bir önceki turda yaptığım tatlı arkadaşlarımızın damak zevkine uymadı. Ekşi olduğu için. Bu sefer teknik etapta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Dişli rakipler olarak görüyorum. Arkadaşlarımızın yemekleri de beğeniliyor. Yaptıkları tarifler beğeniliyor. Ama elimden geleni yapmayı düşünüyorum bu teknik etapta. Teknik etaba kalacağımı düşünmüyordum ama kaldım. Üzgünüm bunun için. Pastada iyi olduğumu düşünüyordum. Kısmet. Diyecek bir şey yok başka. Benim için hiç önemli değil kiminle yarıştım. Önemli olan yapacağım şey İhsan ya da Buse ya da başka biri fark etmez. Şu anda yapacağım şeye odaklandım. Karşımdaki en iyi yapan olsa bile en iyisinin daha iyisini yapmaya çalışacağım. Güzel bir tarif, kolay bir tarif. Rahatça yapılabilecek, sorun olmayacak bir tarif. Risksiz bir tarif bence. Yarışmacılar yufkadan mini börekleri için öncelikle yoğurt, yumurta, süt ve tuzu bir kapta karıştırıp sos yapacaklar. Ardından yufkalarını 8 eşit üçgen şeklinde kesip iç kısımlarını soslayacaklar. Daha sonra yufkalarının ortasına lor peynirli ve maydanozlu harçlarını koyup saracaklar. Tarif zor değil bence. Kolay bir tarif. Kendim de börek yapıyorum. Kolay bir tarif benim için. Üç yarışmacı da teknik etap tariflerini kolay bulup iddialı olduklarını belirtiyor. Bakalım etabın sonunda tarifini en doğru uygulamayı başaran yarışmacı kim olacak ve jüri kimi eleme adayı olarak seçecek? Yufkadan böreklerinin dışının kıtır, içinin ise kullanılan malzeme ile güzelce ıslatılmış olmasını ve yerken herhangi bir noktada paketten çıkmış yufkaya birebir benzeyen, yani malzeme ile birleşmemiş, hiç kimseyle karışmamış, hali değişmemiş yufkalara rastlamamak istiyoruz.
Sinem ve Buse yufkadan mini böreklerini hazırladı ve bir bir fırına veriyor. Bu arada İhsan da hazırlıklarına devam ediyor. Niye bir tanesinde yok domates ve biber? Onun için yoktu elimde. He. Onu da öylesine yaptım. Aslında diğerlerinin üzerine alıp onu koyarım diye düşündüm. Öyle bir kendi kendime garanti almaya çalıştım. Yarışmacılar böreklerini pişirirken üzerinin kıtır kıtır, içinin ise hamur kalmamasına, kıvamında pişmesine özen göstermeli. İhsan'ın da böreklerini fırına vermesiyle heyecanlı bekleyiş başlıyor. Üç yarışmacı da tariflerinin pişmesini bekliyor. Harika gözüküyor değil mi? Hayır. Senin gözlerin bozulmuş o zaman. Yani biberlerini niye öyle şey yaptın ki? Resim de ince. Ama böyle şey yapmışsın sen. Gökkuşağı gibi yapmışsın. Yok ya, o pişerken içine döndü. Çıkartırım şimdi çıkınca. Hı hı. Elin yanar, dikkat et. Yok. Seni seviyorum bak. Teşekkür ederim, ben de olursa. Seni seviyorum, yanmaz. Öf. Niye üfledin? Olmuyor mu yoksa? Yalan olur, ne söylesem yalan şu an. Altı olma şansı da yok. Ona şaşırdım. Altı niye kızarmıyor bunun? Hep fırın bozuk. Yoksa ben her zaman çok güzel yaparım. Fırın bozuk kesin. Bu tarz şeyleri her zaman çok güzel yaparım. Lütfen hatayı kendinizde arayın. Ha, pişmeye başlamış altıda, tamam. Ay nasıl güzel oldu, nasıl güzel oldu. Hmm. Eminim seninki de öyledir. Ah, iyimser oldu birden. Evet, değişkenim var. Bir kere teknik etapta elenme adayı olarak gösterdiğim için üzerime geliyor İhsan benim. Görüyorum ama bu sefer göreceğiz. Görelim, sürekli kurabiye göreceğiz dün, diyorsun. Dün teknik etapta kurabiye mi yaptınız? Evet. Ha, sen kurabiyeye yenildin değil mi? Hayır, yendim. Yendin mi? Aferin, süper. Kim sonucu olmuş? He, o zaman niye kötü davranıyorsun kıza? Ben de seni yendi, o yüzden kötü davranıyorsun zannettim. Aa, neden? Öyle, o tür şeylere girmem yani. Neden? Sonuçta yenmişim yani. Bugün de zaten benim onu yeneceğim hissi var onda büyük ihtimalle. Ki öyle hissediyorum ki öyle de hissettiriyor. Şimdi bu çok arada bir tat. Yani herkes yufkanın içine koysa aynı tat olacak. Fark eden bir şey olmayacak ki. Önemli olan şimdi pişirme durumu. Bir de tabii ki el lezzeti. Bende olan. Bende daha fazla olan. Altlarına bakar mısın? Altlarına mı? Evet. Önemli olan içinin pişkinliği. İçi gayet iyi pişmiş. Altı kızarmadı birazcık ama altı da pişmiştir. Bence pişmiş gayet güzel. Bak altına. Kızarmış. Kızarmış yani. Kaç dakika pişirdin sen? Valla dakika tutmadım, öyle kendime göre piştiğini düşündüğüm zaman da çıkardım. Zaten peynirli börek çok pişmez. O zaman çıkartayım ya. Çünkü o içindeki suyu kaybet, peynirin suyunu kaybetmemesi lazım. Sen onu dinleme. Sinem'in ardından Buse ve İhsan da böreklerini bir bir fırından çıkartıyor. Bakalım yarışmacılar tariflerinin kıvamında pişirmeyi başarabildiler mi? Sürelerinin bitmesine çok az zaman kalan yarışmacılar fırından çıkarttıkları börekleri de sunum tabaklarına alıp servise hazırlıyor. Bugünün adayı olarak seçtiğimiz tabak... Ve süreleri dolan yarışmacılar sunum tabaklarını tadım masasına isimlerinin arkasına bırakıyor. Birazdan jüri gelip kimin tarifini tattığını bilmeden yorumlarını yapacak ve günün eleme adayı belli olacak. Arkadaşlar elinize sağlık. Tabaklarınızı tadacağız. Hemen arkasından bugünün en az beğendiğimiz tabağını sizlere bildireceğiz. Ellerinize sağlık. Buyurun.
Sinan domatesini koymadın, çörek otunu koymadın diyerek benim canımı çok sıktı. Ama en iyi sonuç benim olacağını gerçekten biliyorum. Yapılış aşamasında bir aksilik yaşamadım. Ben bazı teknik hatalar yaptığım için biraz böreğimde sorun oldu. Ama bir aksilik yaşamadım açıkçası. Yerken güzel ama her zaman en az beğendiğimiz tabağı seçerken ve bunun kime ait olduğunu duyarken bir parçacık biz de zorlanıyoruz. Bugün size verdiğimiz teknik tarifte aradığımız özelliklerden birçoğunu önümüzde duran 3 tabağın ikisinde yakalayabildik. Ama bir tabak diğer ikisine nazaran istediğimiz özelliklerden bir parçacık farklıydı. Emel de ben de mümkün olduğu kadar böreklerin her tarafını inceleyerek, tadına bakarak bir karara vardık. Böyle bir uygulamada aradığımız özellik, benim her zaman dikkat ettiğim, paketten çıkan yufka görüntüsünde fırından çıkan börekte rastlamamak. Sonuç olarak tattığımız 3 tabak arasında bir tanesini diğerlerine göre biraz daha zayıf bulduk. Önce hangi tabağı seçtiğimizi göstereceğim. Sonra da sebebini daha detaylı şekilde anlatacağım. Lütfen gösterdiğimiz tabağın sahibi elini kaldırıp kendini bize tanıtsın. Bu 3 tabak arasından bizim daha az beğenerek bugünün adayı olarak seçtiğimiz tabak tabak. Benim tabağım. Buse, senin tabağında diğer ikisine nazaran ya daha çok yufka kullanmaktan ya daha çok ıslatmaktan nedenini bilemediğim şekilde bir kat fazla ve çiğ bir yufka dokusu var. Islatmaktan kaynaklı olabilir. Biraz fazla sürdüm. Evet. Pişmemişti. Ciddi anlamda çiğdi. Görünüyordu. Zaten fırında da çok bekletemedi. İlk önce ben yaptım. Ben pişirdim, çıkardım. Gayet de güzel oldu. Resimdekiyle birebir aynı oldu. Onunki bariz olarak dışarıdan bakıldığında da pişmediği, çiğ olduğu, üstünün kızarmadığı, altının kızarmadığı belliydi zaten. Dün ve bugün yaşadığın handikaplı durumu unutup bir sonraki güne daha canlı ve daha istekli, daha arzulu başlamanı özellikle Emel ve ben senden rica ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler arkadaşlar ve bugünün adayı maalesef en az beğenilen tabak olarak Buse oldu. Yarın aynı yerde, aynı saatte bambaşka tariflerle biz ve bütün yarışmacı arkadaşlarımız karşınızda olacağız. Yarına kadar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Unutan iyileşir. Olumsuz anıları unutun ama bizi unutmayın. Yarına kadar unutmazsınız da zaten. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çok zor bir görev. Beşamelli herhangi bir tarif yapın diyoruz. Üzerine böyle hafif kaşar peyniri falan var mı? Evet. Fırında beşamel sos eşliğinde közlenmiş patlıcan yatağında damar olsun. Okuduğum şeyi anlıyormuşum olacak. Oldu mu? Ha. Sayın Nur Yerlitaş'a domatesli pilav, bana lapa yaptığın zaman mızık çalıyor. Peki, 4 ay içerisinde sadece bir kere yaptı sevgili izleyicilerimiz. Ancak Sayın Nur Yerlitaş gelir gelmez. Ama balığı sadece size yaptım. Size yazıklar olsun. Bize... Beni bitirdiniz. Fransız mutfağı blanchet est un parlemé expérimental. Sen de egoistsin. Evet, egoist. Hadi ben sana bir şey dedim mi? Egoistsin mi? Evet, bir şey dedim. Olsun, ben söylemek istedim. Tamam, hadi istasyona git. Yemeğin yanında. Hadi. Neden? Kovuyor musun? İşte kovuyorum. Şu an beni istasyona. Çok kabasın.
eksik yediğimde ağzım aldığımda. Yani yemekten ziyade salata gibi geldi. Az pişirmene rağmen böyle kayış gibi böyle bıcık